Herkese iyi akşamlar. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler webinarıyla bu akşam beraberiz. Bu hafta webinar serimize bu şekilde devam ediyoruz. Bugün de beşincisini gerçekleştireceğiz. Programın ayrıntılarını konuşacağız. Çok değerli hocamız Özge Kemalhaloğlu bizlerle. Özge hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz nasılsınız Sevim Bey? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bizi değerli aday öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz izliyor. Bugünkü akış hakkında biraz bilgi vereyim. Özge hocamla siyaset, bilim ve uluslararası ilişkileri konuşacağız. Benim biraz sorularım olacak ona. Ama yayınımız bir webinar yayını. Aktifsiniz dinleyicilerimiz. Q&A ekranından size sorularınızı yazabilirsiniz. Hem hocamız konuşurken o esnada yazabilirsiniz. Çünkü ben onları not edeceğim. Ve hocam cevaplarını verdikten sonra benim sorularıma o soruları Özge hocama ileteceğim. 19.40'da hocamla seansı bitireceğiz. Sonrasında Begüm Ateş Saçan'la mezunumuzla yayınımıza devam edeceğiz. Özge hocam tekrar hoş geldiniz. O zaman bir sizi tanıyalım mı önce? Oradan başlayalım dilerseniz. Çok teşekkürler. Özge Kemalhaloğlu. 2009 yılından beri Sabancı Üniversitesi'ndeyim. 2006 yılından beri de hocalık yapıyorum. 2006 yılında doktoramı almıştım. Kolombiya Üniversitesi Siyaset Biliminden doktoramı aldım. Boğaziçi Üniversitesi mezunum yine Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler. Biraz Amerika'da çalıştıktan sonra işte 2009 yılından beri Sabancı'dayım. Karşılaştırmalı siyaset alanında çalışıyorum. Bu tabii ne demek biraz sonra biraz anlatacağım. Yani siyaset biliminin alt dalları nelerdir, ne gibi sorular sorulmaktadır, ne tür araştırma konuları vardır. Ben de karşılaştırmalı siyaset çalışıyorum. Yani iç siyaset diyebiliriz. Siyasi rejimler, siyasi rejimler arası geçişler, kaynakların kullanımı, seçimlerde kaynakların kullanımı, farklı seviyelerde yönetim gibi konuları çalışıyorum. Latin Amerika ve Türkiye daha çok son yıllarda Türkiye üzerine çalışmaktayım. Şimdilik böyle bir daha detaylı ileride de anlatabilirim. Peki hocam, teşekkür ederim. O zaman şuradan başlayalım. Yani siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler nedir? İçeriğinde neler var? Sabancı Üniversitesi'nde gibi farklı uygulamalar yapılıyor ve mezunları neler yapıyor diye bir soru sorsam size oradan başlasak. Tabii ben sunum da paylaşayım. Zaten tabii bazı hocam hazırladığım şeyler vardı, sunumlar, slaytlar vardı. Onların üzerinden gideyim. Herkese teşekkür ederim katıldığı için. Sorularınızı da bekliyorum. Şimdi ilk başta ne tip sorularla uğraşıyoruz? Biraz oradan bahsedeyim. Şimdi burada fotoğrafları koydum. Siyaset bilimi alanında ne tip sorular soruluyor diye. Tabii en başta sandığı görüyoruz. Yine siyaset deyince anladığımız en temel sorulardan bir tanesi mesela seçimler nasıl çalışıyor? Seçimler ne, demokraside nasıl bir rol oynuyor? Şimdi artık son zamanlarda diğer rejimlerde de seçimleri görüyoruz. Mesela onlarda rejimler nasıl çalışıyor? Seçimlerin içerisinde seçmen davranışı tabii çok önemli bir konu. Kişiler niye oy veriyorlar, nasıl oy veriyorlar, çeşitli faktörler onları nasıl etkiliyor? Artık son zamanlarda duygulardan siyasi ekonomiye kadar farklı alanlarda seçmen davranışını ne etkiliyor gibi sorular soruyoruz. Sonra ikinci fotoğrafta mesela Dünya Sağlık Örgütü'nü görüyoruz. O tabii pandemiden beri sonra hepimizin hayatında olan bir kurum oldu. Eskiden çok da gündemde olmayan bir kurum olsa da son zamanlarda çok duyuyoruz. Özellikle pandeminin başında tabii çok konuşulan bir kurumdu. Mesela yine siyaset biliminde çalışılan konulardan bir tanesi uluslararası kurumlar nasıl çalışıyor? Ülkeler birbirleriyle nasıl ortak hareket ediyorlar? Bu ortak hareketlerin arasında oluşmasındaki sorunlar nedir? Tabii mesela böyle bir uluslararası organizasyonun kurumun finans edilmesi gibi çok önemli bir sorun ya da konu var. Bu nasıl sağlanıyor? Farklı finansal organizasyonlar ya da planlamalar bu örgütlerin çalışmasını nasıl etkiliyor? Farklı alanlarda uluslararası kurumlar, organizasyonlar nasıl farklı çalışıyor? Mesela bu tip sorular soruluyor. Üçüncüsünde de mesela İspanya'dan Katalan Hareketi'nden bir fotoğraf var.
yine bu iç siyasetle uluslararası ilişkilerin kesiminde, mesela kesişiminde bir soru. Mesela bağımsızlık hareketleri nasıl ortaya çıkıyor? Ne zaman ortaya çıkıyor? Niye ortaya çıkıyor? Yine mesela burada bir bağımsızlık hareketi ama bir yandan da kişilerin toplumsal hareketlere katıldığı bir örnek. Mesela yine başka bir iç siyasete bakan soru olarak kişiler niye toplumsal hareketlere katılıyor? Ne bu etkiliğini, kararlarını etkiliyor? Devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkide farklı faktörler bu katılımları nasıl etkiliyor? Niye bazen vatandaşlar bizim daha geleneksel dediğimiz katılım biçimleri, mesela seçimlerde oy vermek gibi, daha yoğun tercih ederken bazen bu protestolara katılmak gibi, katılım gibi seçimler yapıyorlar? Bu tip soruları soruyoruz siyaset bilimi olarak. Tabii siyaset bilimi akademik bir alan bir anlamda. Ben biraz ondan bahsedeceğim. Bir anlamda uygulamada nasıl mezunlarımız mezun olduktan sonra ne tip işlerde çalışıyor, neler yapıyor, onlardan da bahsedeceğim. Şimdi ilk başta birazcık daha akademik yönünden, yani bir bilim alanı olarak nasıl organize olmuştur, nelere bakar, onlardan bahsedeceğim. Şimdi bu konuştuğumuz sorularla ilgili olarak yine buna paralel giden alt dalları var siyaset biliminin. İşte benim de daha çok araştırmalarımın yoğunlaştığı karşılaştırmalı siyaset, bu ülkelerin iç siyasetine bakan alt dalı aslında. Ve bunu genelde karşılaştırmalı olarak yapıyoruz. Çünkü bir ülkenin iç siyasetini anlamamız için ya geçmişiyle karşılaştırmamız lazım. Yani bir şeyle karşılaştırmamız lazım ki farklılıkları anlayabilirim. Mesela bir ara demokrasi ise bir dönem, bir dönem değilse bu rejim değişikliği mesela uygulamalarda, ekonomik politikalarda diyelim ki nasıl etkiliyor? Yani bir varyasyon, bir farklılık görmeliyiz ki bu karşılaştırmayla hangi faktörlerin neye etkilediği, nasıl bir sonuç verdiğini anlayalım. Dolayısıyla bazen ülkeler kendi içlerinde farklı dönemlerde kıyaslanıyor. Ayrıca farklı ülkeler birbirleriyle kıyaslanıyor ki bu farklılıkları daha iyi anlayalım. Dolayısıyla iç siyasete baktığımızda bunu karşılaştırmalı bakış açısıyla yapıyoruz genelde. İç siyasetten farklı olarak bir de ülkeler arası ilişkilere yoğunlaşan bir alt dalı var. Uluslararası siyaset ilişkiler dediğimiz alt dalı. Burada da yine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bakılıyor ama ülkeler arası ilişkilere bakıyor. Mesela daha önce konuştuğumuz Dünya Sağlık Örgütü'nü anlamak, bu uluslararası organizasyonları anlamak, işte ülkeler niye birbirleriyle savaşıyorlar, ülkelerin ticaret politikaları nasıl oluşuyor, ülkeler nasıl barış içinde yaşıyorlar, barışın farklı seviyeleri var mıdır gibi farklı ülkeler arası ilişkilere bakan sorular. Tabii bunlar birbirlerinden analitik olarak biz ayırsak da birbirleriyle ilişkili alanlar. Yani mesela uluslararası ilişkiler, ülkeler arasındaki ilişkiler mutlaka iç siyasette. İç siyasette uluslararası ilişkileri etkiliyor. Yani bir ülkenin dış siyasetini belirleyen aslında birçok önemli iç siyasi faktörler var. Aynı zamanda mesela globalleşme mutlaka iç siyaseti de etkiliyor. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde iç siyaseti etkiliyor. Biz tabii analitik olarak bunları daha temiz analiz edebilmek için daha basit demeyeyim ama daha anlaşılır bir şekilde analiz edebilmek için böyle analitik ayrımlara gitsek de tabii gerçek hayatta birbirleriyle alakalı olan konular. Ayrıca karşılaştırmalı siyasete yakın olan mesela ülke alan çalışmaları var. Mesela Türkiye siyaseti. Ama bunda karşılaştırmalı siyaset alanından bakıyoruz. Yani Türkiye siyaseti anlarken diğer ülkelerde ne olduğunu bakın. Türkiye tarihiyle daha fazla belki odaklanarak Türkiye siyasetiyle ilgili sorular soran ülke alan çalışmaları var. Mesela Amerika'da Amerika çalışmaları, İngiltere çalışmaları. Bu da bir alt dal olarak yer alıyor. Bu ampirik, yani dünyada olan insanlar arasındaki ilişkilere, güç ilişkilerine bakan çalışmaların yanı sıra, yani ne olduğuna bakıp onu anlamaya çalışan çalışmaların yanı sıra bir de insanların ilişkileri nasıl olması, nasıl organize edilmesi gerektiğini araştıran, bizim normatif dediğimiz siyaset kuramı diye baktığımız, adlandırabileceğimiz alt dal var. Felsefeye daha yakın olan insan ilişkileri nasıl organize olmalıdır, rejimler nasıl, bir yönetim biçimi nasıl olmalıdır gibi sorular sorup
Yani ne nasıl çalışıyor değil de ne nasıl olmalıdır konusunda bize aydınlatmaya çalışan değerler üzerinden neyin daha doğru ve daha iyi olacağını tartışmalarını yapan bir alan var. Ampirik çalışmaları yaparken kullandığımız yöntemler var. Bunları anlamak, geliştirmeye yönelen bir alt alan var, araştırma yöntemleri. Bir de daha yine mesela ülke alan çalışmalarına karşılaştırmalı siyasete yakın, iç siyasetiyle ilişkili. Ama daha çok bu devletin nasıl çalıştığı, devletin mesela sivil toplum örgütleriyle nasıl ilişki kurduğu ve bunun sonucunda devlet politikalarının nasıl ortaya çıktığını araştıran kamu yönetimi alanı var. Bunlar yine tabii analitik olarak bir diğer ayrı düşünülse de birçok açıdan sorudan birbirleri alakalı alanlar. Bunların hepsine baktığımızda aslında siyaset biliminin tabii bu sorulara da baktığımızda başta ilgilendiği konu güç ilişkileri. Yani insanların birbirleriyle birey olarak ilişkilerinde etraflarındaki diyelim ki yapılardan etkilenerek birbirleriyle arasındaki güç ilişkilerini anlamak, insanların oluşturduğu kurumlar arasındaki güç ilişkilerini anlamak, mesela partiler diyelim ki onların arasındaki güç ilişkilerini anlamak, yine insanların içini doldurduğu bir kurum olarak düşünebileceğimiz devletlerin arasındaki güç ilişkilerini anlamak da bizim siyaset biliminde anlamaya çalıştığımız temel nokta güç ilişkileri. Bunların farklı alanlarına bakarak bu paralel olarak da alt dallarında çeşitli sorular, çeşitli odaklanma alanları var. Şimdi bu bilim olarak siyaset bilimini çalışır. Sonra uygulamada siyaset bilimi okuyan kişiler ne yapar? İki konuyu birbiriyle ilişkilendiren bizim öğretim üyemiz Ersin Kalaycıoğlu'nun yazdığı güzel bir çalışma var. Burada ona bir referans vermiştim. Bilim Akademisi'nin dergisi Sarkaç'ta yayınlanmış olan. Mesela bu konuda daha çok detaylı bilgi almak isteyenler oraya da danışabilir. Burada da yine ben sorularınıza cevap verip bunu da daha açıklamaya çalışacağım. Şimdi bizim Sabancı'daki programın odaklarına niye nasıl farklılaştığına bakarsan disiplinler arası yaklaşım önemli. Yine siyaset bilimi içindeki siyaset bilimi altlarında ve uluslararası ilişkiler tabii ki içinde var. Ama aynı zamanda sosyolojiden, tarihten, ekonomiden de dersler var ve bu farklı disiplinler arasında yer alan toplumla ilgili, güçle ilgili soruları da araştırıp anlamaya çalışıyoruz. Yani bilim olarak zaten toplumları anlamaya çalışıyoruz. Sabancı'daki programda da bizim öğrencilere vermek istediğimiz şey analitik olarak, kavramsal olarak toplumsal olayları, güç ilişkilerini daha iyi anlamalarını sağlamak, bunu anladıktan sonra analiz etmelerini sağlamak ve düşüncelerini daha iyi, daha etkili bir şekilde paylaşmalarını sağlamak. Bu becerileri programda vermeye çalışıyoruz. O da sonrasında, mezuniyet sonrasında yapılan işlerde mezunlarımıza yardımcı olan yetenekler. Şimdi yine programın amaçlarına bakarsak toplumsal gelişmeleri, bunlar siyasal olur, kültürel olur, ekonomik olur, dinamikleri anlayabilmek, bunları farklı şekildeki gruplara, farklı gruplara anlatabilmek, analitik olarak açık bir şekilde anlayıp analiz edip anlatabilmek bizim mezunlarımızdan beklediğimiz, yani 4 yıl bu dersleri aldıktan ve bu programda okuduktan sonra beklediğimiz beceriler. Ve bu tabii ki ne yaparsanız yapın mezuniyetten sonra yaptığınız iş Türkiye siyasetiyle alakalı olacak, Türkiye toplumuyla alakalı olacak ve Türkiye dünyadan izole olmadığı için mutlaka başka ülkelerle de ilgili olacak. Tabii Türkiye'de de çalışmak zorunda değil mezunlarımız ki sonra göreceğiz. Bazı mezunlarımız da tabii ki Türkiye dışında çalışıyor ama yine yaşadıkları ülkenin siyasetiyle ilgili olacak. O ülkenin başka ülkelerle ilişkileriyle ilgili olacak. Toplumun farklı dinamikleriyle ilgili olacak. Dolayısıyla hem global yani uluslararası ilişkileri hem yaşadıkları ülkenin siyasetini anlayan, bunu analiz edebilen ve yaptıkları işte bunu kullanabilen mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Ve aslında birazcık da iyi vatandaş yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Yani siyasi olayları anlamanın ötesinde bir de neyin istenilen bir siyasi yapılanma olabileceği, daha eleştirel bir bakış açısıyla bazı şeyleri eleştirebilip daha iyi bir sistem, daha iyi bir siyasi ortam düşünebilecek, onlara nasıl ulaşabileceğini analiz edebilecek ve bunun için de bireysel bir katkı da olsa bazı şeyler yaparak değişimlere ulaşabilecek, en azından ulaşabileceğini düşünüp bunun için bir şey yapabilecek öğrenciler, mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tabii dediğim gibi bunu yapabilmek için hem içinde yaşadığımız toplumun farklı özelliklerini bilmemiz lazım, günümüzdeki farklı toplumlar ilişkilerini, farklı siyasi yapılarla ilişkilerini, farklı ekonomik yapılarla ilişkilerini anlayabilmeleri gerektiği gibi aynı zamanda biraz da tarihi biliyor olmaları gerek ki geçmişte kıyaslayabilsinler, geçmişten gelen bazı farklılıkları, içinde yaşadıkları ülkenin ya da başka sonra gittikleri bir ülkenin yine tarihsel yapısını bilerek nasıl farklılaştığını anlayabilsinler. Dolayısıyla bunu kullanarak daha güncel siyaseti de daha iyi anlayıp yine analizlerini ve önerilerini daha etkili bir şekilde yapabilsinler. Dolayısıyla hedeflerimiz programda bunlar. Şimdi bunlardan sonra mezun olan öğrenci bir defa sonra şey anlatayım aslında nasıl yapıyoruz. Yani ders programı nasıl, sonra da mezunlarımız neler yapıyor onu anlatayım. Şimdi bunu yapabilmek için yani bu söylediğimiz işte toplumu iyi anlayan, siyaseti iyi anlayan, analiz edebilen ve bunu ifade edebilen kişileri yetiştirebilmek için ne tür dersler organize ediyoruz, programımızı nasıl organize ediyoruz, hızlıca ondan da bahsedeyim. Şimdi çok fazla zorunlu dersimiz yok aslında. Uluslararası ilişkiler, karşılaştırmalı siyaset, siyasal kuram, araştırma teknikleri ve Türkiye siyasal hayat diyebileceğimiz bir önceki bahsettiğimiz bu alt ana dallarla ilgili birebir hemen hemen paralel olan zorunlu derslerimiz var. İki alanda siyasal kuramda ve araştırma tekniklerinde iki tane ders alınıyor. Bir de buna ek olarak makroekonomi dersi, çünkü ekonomi de tabii ki siyasetle çok ilişkili. En azından temel bir birikiminin anlayışının olması gerekiyor mezunlarımızın. Zorunlu ders olarak var. Bir de proje ve staj dersi var. Uygulamalı olarak bir öğrendiklerini kullanabilsin öğrencilerimiz diye. Sonra iki tane olan çekirdek seçmelimiz var. Her ikisinden 12 tane kredi alınması gerekiyor. Yani 4 ders. Bir tanesi daha çok iç siyaset ve sosyolojiyle yani toplumla ilgili dersler. İşte karşılaştırmalı anayasa hukuku, sınırlar, vatandaşlar, göçmenler, mülteciler, Türkiye'de siyasal hayat bu ikinci dersi, karşılaştırmalı parti sistemleri, seçmen davranışı, demokrasinin yükselişi ve çöküşü, etnisite ve milliyetçilik, karşılaştırmalı yerel yönetim ve toplum kuramı. Bu yine gördüğümüz gibi iç siyasetle ve sosyolojiyle alakalı dersler. Bunlardan 4 ders alınması gerekiyor. İkinci çekirdekli seçmeli grubu da uluslararası ilişkiler alanına daha çok odaklanıyor. İşte uluslararası çatışma, barış, küreselleşme ve uluslararası ilişkiler, iş politikası, dünya politikaları, Avrupa dış politikası, insan hakları ve dünya düzeni, uluslararası hukuk, Avrupa Birliği'ne odaklanan ders olarak Avrupa Birliği politikalar, siyasalar ve yönetim dersi de yine bu çekirdek seçmeliği oluşturuyor. Buradan da 4 ders alması gerekiyor öğrencilerimizin. Buna ek olarak da geniş bir alan seçmeleri havuzumuz var. Serbest seçmeli derslerimiz var. Başka fakültelerden de alınabilecek 7 dil dersleri var. Bunlardan da toplamda baktığımızda bir zaten herkesin bildiği genelde Sabancı Üniversitesi ilgilenen öğrenci adaylarının bildiği üniversite dersleri oluyor. Herkesin aldığı onlardan 44 kredi alınması gerekiyor. Zorunlu dersler 24 kredi oluşturuyor. İki alandan çekirdek seçmeli 12 kredi yani 4'er ders alınıyor. 5 tane alan seçmeli. Serbestler seçmeli olarak da 6 tane ders alınıyor. Dolayısıyla bu yani program bu şekilde oluşturulmuş oluyor. Alan seçmeliler ve çekirdek seçmelilerden tercih yaparak öğrenciler ne konuya odaklanmaları gerektiğini seçtikten sonra o yönde ilerleyebiliyorlar.
Şimdi bu şeyin üstünden çok geçmiyorum, alan seçmelilerinin, onu zaten bizim web sitemizden de ulaşabilirsiniz. Çünkü farklı alanlar var, işte tarih dersleri var, ekonomi dersleri var, felsefe dersleri var, sosyoloji dersleri var, bizim kendi derslerimiz var, disiplinler arası olan dersler var. Mesela küresel çevre sorunları dersi gibi, iklim değişiklikleri ve çevre politikaları dersi gibi. Dolayısıyla bu bizim ulaşmak istediğimiz hedefleri bu dersler vasıtasıyla yapmak istiyoruz. Aynı zamanda tabii proje ve staj dersi de önemli oluyor. Siyasi stajlarında nerelerde deneyim kazanıyor öğrencilerimiz? Mesela Birleşmiş Milletler, yani uluslararası organizasyonlarda, mesela Birleşmiş Milletler'de çalışan, staj yapanlar var. Dışişleri Bakanlığı'nda, başka bazen bakanlıklarda deneyim kazananlar var. Diş temsilciliklerde, farklı kamu kurumlarında, mesela bazen belediyeler olabiliyor, farklı başka kamu kurumlarında olabiliyor, medyada yapanlar var. Daha da mesela özel sektörde de yapılabilir oluyor, ama bu daha biz mesela şeyde Transparency International'da, yani şeffaflık örgütünde mesela yapan, benim hatırladığım bir öğrencimiz vardı. Uluslararası kurumları deneyim kazanmak açısından öğrencilerimiz tercih ediyor. Sonra mezun olduktan sonra ne yapıyorlar? Bu tabii hepimizin merak ettiği sorular. Bir tabii çok tipik uluslararası ilişkiler mezunu öğrencisinin hedefi bazen Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmak oluyor. Ve bütün öğrencilerimizden, mezunlarımızdan da çok var başarılı bu şekilde kariyer seçmiş olan. Dediğim gibi uluslararası kurumlar çok istenilen alanlar ve yine başarılı mezunlarımızın olduğu. Uluslararası sivil toplum örgütleri, toplumsal araştırma kuruluşları hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bazı mezunlarımız akademik kariyer seçiyor. Medyada eskiden daha çok çalışan mezunlarımız olurdu. Son yıllarda bu kadar tercih edilmiyor. Burada da farklı alanları görüyoruz. Tabii özel, dediğim gibi özel sektörde de çalışan mezunlarımız var. Farklı bir yelpaze sunuyor mezun deneyimi. Gördüğünüz gibi mesela Ipsos araştırma şirketi burada. Yani ben gözüme çarpanları söylüyorum. Mesela TRT, işte Birleşmiş Milletler'de çalışan 3 kişi, World Bank'ta, Dünya Bankası'nda çalışan 2 kişi. Uluslararası Şeffaflık Derneği demiştim, orada 1 kişiyi görüyoruz. Bu UNDP'de mesela mezunlarımız var. Benim ilgilendiğim bir alan olarak mesela orayla bağlarımızı devam ettirmek istiyoruz. Orada staj yapma sonrasında çalışma imkanları. Bu tip imkanlar ve deneyimler oluyor. Öğretim üyelerimizde son bir listesini vereyim. Genel, yani bu farklı alanlarda çalışan farklı alanlarını farklı derslerle sunabilen bir öğretim üyesi kadromuz var. Seneye de genç bir arkadaşımız daha katılacak. Daha veri analizi üzerine yoğunlaşan, siyasi ekonomi üzerine çalışacak. Bu şekilde de bir dinamik bir yapımızı da koruyoruz. Yeni alanlar, yeni sorular, yeni yöntemler de çalışarak kendimizi değiştirmeyi hedefliyoruz zaman içerisinde. Bazı temel özelliklerimizi de tabii ki koruyarak. Şimdilik bu kadar benim. Peki hocam, bahsettim. Çok teşekkür ederim ayrıntılarına, bölüm içerisinde neler olduğunu, öğretim üyelerini, mezunlarınızın neler yaptığını ifade ettiniz. Arkadaşlarımız çok güzel sorular sormuş. Hızlıca başlayalım sorularımıza. Özge hocam, bu bölümü okursak yurt dışına çıkma olasılığımız nedir? Yani şimdi bizim mezunlarımız içerisinden direkt giden öğrencilerimiz mesela senede 1-2 tane oluyor. Ama genelde aslında burada master yapıp sonra gitmeyi düşünenler de oluyor, ama bu, yani bu birazcık tercih meselesi oluyor aslında. Yurt dışı tabii ki her zaman mümkün, bazen direkt çalışarak da olabiliyor. Dediğim gibi mesela uluslararası kurumlarda direkt çalışmaya başlıyor, mesela yazın staj yapıyor diyelim ki, sonra Türkiye'de bazen çalışmaya başlıyor uluslararası kurumlarda, sonra yurt dışında çalışmaya devam ediyor. Bazen farklı tamamıyla alanlara yöneliliyor. Yani kendi işlerini geliştirenler, yurt dışında buna devam edenler, farklı alanlarda çalışmaya yönelip devam edenler. Ama tabii en klasik yol bizden direkt master'a giderek bizden bir uluslararası kuruma, organizasyonda çalışmaya başlayarak ya da Türkiye'de master yapıp sonrasında yurt dışında yine eğitime devam ederek oluyor. Yani çok mezunlarımız var yurt dışında yaşayan, ama
Bunun farklı yolları var. En klasiği bir uluslararası organizasyon ve master'a giderek oluyor aslında. Peki hocam, teşekkür ederim. Şimdi aslında bu soruya da cevap verdiniz ama soruyu geçireyim. Bu bölümü okuyun tek seçenek akademisyenlik mi? Değil. Hocam ayrıntıları da verdi. Hatta birazdan bizim de olacak mezunumuz Begüm'de. Lisans, yüksek lisanstan sonra kurumsal hayata devam edenlerden. Peki hocam, şöyle bir soru gelmiş. İlk okuduğumda çok anlamadım ama tekrar okuyunca mantıklı bir şey sormuş. Aslında kamu yönetimi ayrı bir alan ama bazı belki ders paralel dersleri vardır. Şöyle bir soru gelmiş. Kamu yönetimini İngilizce okumanın artıları nelerdir? Hukuk gibi yabancı dille pek ilintili olmayan diye bir bölüm olarak biliyordum. Parantez içerisinde de uluslararası ilişkiler kısmı hariç soruyorum bunu demiş. Soruyu biraz böyle evriltelim. Kamu yönetimiyle ilgili içerikli dersler var mı programın içerisinde hocam? Var. Çok yoğun çalıştığımız bir alan değil. Mesela büyük ihtimalle seneye benim vereceğim yerel siyaset, yerel yönetim dersi var. Mesela orada tabii Türkiye belediyelerinden de bahsedeceğiz ama yani şöyle diyeyim, biz Türkiye çalışıyor olsak bile siyaset bilimi ya da kamu yönetimi alanında hani gördüğümüz şey aslında sırf kendimizi çalışarak kendimizi çok iyi anlayamayabiliyoruz. Yani kendimizi daha iyi anlayabilmemiz için karşılaştırmamız lazım. Dolayısıyla bunu yaparken de tabii ki Türkiye'deki literatürden de faydalanıyoruz. Ama bir yandan da dünyadaki literatürden faydalanıyoruz. Mesela benim belediyelerle ilgili çalışmalarımda işte Latin Amerika ile ilgili okuduğum çalışmalar çok yardımcı oluyor. Çünkü aslında çok benzer sorunlar görüyoruz. Ama farklı yaklaşımlar oluyor. Bazen de farklı sorunlar görüyoruz. Tabii onların niye farklılaştığını anlayabilmemiz için bizim bu karşılaştırmalı bakış açısıyla bakmamız lazım. Ve bazen de bazı soruların literatürleri başka ülkelerde daha çok gelişmiş oluyor. Yani Türkiye'de de benzer bir sorun oluyor ama orada çalışan literatür bir şekilde başka bir bölgede, başka bir ülkeye çalışırken daha gelişmiş oluyor. Biz oraya baktığımızda o literatürden aldığımız bilgiler bizim Türkiye ile ilgili sorunları da daha iyi anlamamıza sebep oluyor, faydalı oluyor, yardımcı oluyor. Mesela Türkiye'deki sağlık politikasını çalışırken sırf Türkiye'ye çalışarak aslında anlayamayız. Çünkü belli reformlara, benzer reformlara geçiren benzer ülkeler var. Ve oradaki farklılıkları, niye bazen başarılı olduğunu, niye bazen başarısız olduğunu anlayabilmemiz için bu farklılıkları görmemiz gerekiyor. O literatürdeki soruları anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla mesela benim o derste yapacağım şey, şöyle bir durum da var. Yani bizim derslerimizde hep genelde Türkçe konuşmayan öğrencilerimiz de oluyor, yani uluslararası bir yapıya sahip olduğumuz için. Türkçe mesela Türkiye belediyeleriyle ilgili çalışmaları olduğunda bazen Türkçe kaynaklar faydalı oluyor. Onlara da verip bir şekilde onlara tekabül edebilecek benzer bir İngilizce çalışma ya da işte belki bir şekilde tercüme edip hani yine bu Türkçe kaynakları da kullanmaya mesela ben çalışacağım. Ama yani literatür genelde zaten şu anda İngilizce geliştiği için, yani Türkiye çalışıyorsak bile İngilizce çok yazım olduğu için genelde yayınlarda Türkçeden faydalanıyoruz. Ama Türkiye'yi de çalışıyoruz aslında. Evet, Özgür Hocam çok önemli bir şey söyledi. Türkiye çalışsak bile yurt dışından kopmuyoruz, oradaki örneklere bakıyoruz dedi. Şimdi eşit ağırlık bölümü mü diye sormuş arkadaşlarımız. Kısa bir özet vereyim burada ben. Hocamızı da biraz nefeslendirelim. Şimdi arkadaşlar, Sabancı Üniversitesi'nin diğer webinarlarda buna çok değindim. Program seçme özgürlüğü diye çok özel bir yapısı var. Dolayısıyla siz programlarımızı tercih yaparken bir bölüm üzerinden, program üzerinden değil, fakülte üzerinden tercih yapıyorsunuz. 3 ayrı fakültemiz var. Bunlardan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi sayısal puan türlü öğrenci alırken, bu programımızın da bulunduğu, içerisinde bulunduğu Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alıyor. Hani bu bölüm eşit ağırlık öğrenci alan bir fakültenin içerisinde ama içeri girdikten sonra, Sabancı Üniversitesi kazandıktan sonra nereden girmiş olduğunuzun hiçbir önemi yok. Birinci sınıftaki bir ortak yılın ardından dilerseniz birinci sınıfın sonunda, dilerseniz ikinci sınıfın sonunda dilediğiniz bölümü seçebiliyorsunuz. Ama özel olarak bir fakültenin alım şartlarını düşürdüğünüz, evet, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alıyor. Hocam şöyle bir soru var. Bu disiplin arası yaklaşımı tam olarak anlamak için, yani bu sizin anlattığınız disiplin arası yaklaşımdan soruyor. Tam olarak anlamak için yan dal olarak bir başka konudan ders alınmalı mı sizce?
Tabii mesela çok önemli aslında ben özel olarak söyleyeyim ama genel olarak meslektaşlarım da benzer fikirdedir diye düşünüyorum. Genelde zaten Sabancı'nın da biraz yapısı öyle. Yani tek bir alanda çok fazla yoğunlaşıp orada çok iyi uzman olmak yerine aslında lisans eğitiminde birazcık daha böyle geniş bir çerçevede bakmayı daha çok öneriyoruz. Çünkü zaten hani bu bölüm program değiştirmenin de arkasında yatan mantık... Liseden geldiğinizde bu yaşta bazen ne yapmak istediğinizden çok emin olmayabiliyorsunuz. Dolayısıyla hani farklı bakış açılarına göre, farklı literatürlere göre, farklı soruları, yani mesela toplumsal bir çalışmalarla ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz diyelim ki. Ama bunun farklı ayakları var. İşte siyasete daha çok odaklanabilirsiniz, ekonomiye daha çok odaklanabilirsiniz, bireylere odaklanabilirsiniz. Mesela psikolojiye ya da toplumun genel yapısına odaklanabilirsiniz diyelim ki sosyolojiye. Şimdi siz toplumla çok ilgilendiğinizi bilseniz de yani sosyal bilimler çalışmak istiyorum deseniz bile ki bazen o bile belli olmuyor. Hangi sorularla ilgilenmek istediğinizi bilmiyorsunuz ve o anca çok detaylandıkça hangi bilim dalıyla bunu daha iyi yapabileceğinizi anlamaya başlıyorsunuz. Yani o soruları oluştukça nasıl bir bakış açısıyla yaklaşmak istediğinizi anlayınca bu konuda emin oluyorsunuz. Dolayısıyla ilk başta daha geniş bir çerçevede beceri edinip, bilgi edinip sonra yoğunlaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla mesela diyelim ki hangi alanda çalışacağınızı bilmiyorsunuz mezun olduktan sonra ama ekonomi alanında ilginizi çekiyor. Dolayısıyla ekonomi ile double major yapmak, ekonomi ile double major yapacak kadar mesela ilginizi çekmiyorsa bile diyelim ki serbest seçmelerinizi ekonomi alanından almak size faydalı olacaktır. Ya da diyelim ki psikolojiyle ilgileniyorsunuz. Daha çok bireylere mi odaklanacaksınız ya da yapısal faktörlere mi odaklanacaksınız bilmiyorsunuzdur. O zaman mesela yine derslerinizi o alandan seçebilirsiniz. Double major mesela çok yapmayı önerdiğimiz bir şey. Çünkü hani iki alanda yeterli bilgilerinizi geliştirmek sizin için ileride çok faydalı olacaktır. Tabii o birazcık daha böyle bir iki alana odaklanmak gerektiriyor. O olmasa bile en azından böyle bir ilginizi çeken diğer bir alan varsa ya yan dal ya da sadece ders alarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Aslında hani ilk başta diploma çok önemliymiş gibi gözüküyor ama hani ilk işinizden sonra mesela mezunlarımızın da hep söylediği şey bu. Hani ilk işi bulurken evet bir diploma çok önemli ama sonrasında aslında sizin gösterdiğiniz performans önemli oluyor. Yani sizin işinizi iyi yapmanız, işinizi geliştirebilmeniz. Onda da kendinizi nasıl üniversite ne kadar geliştirdiğiniz aslında etkiliyor. Dolayısıyla işte dil mi size faydalı olacak, yabancı dil mi? İşte İngilizcenizi geliştirmek mi size faydalı olacak? Analitik becerilerinizi mi geliştirmek size faydalı olacak? İşte veri analizi mi? Şimdi mesela çok popüler olan bizim de yeni bir alanı olarak sunmak planları olan üniversitede işte veri analizi var. Hani sosyal bilimlerle mesela bilgisayar mühendisliğini birleştirecek, bir ortak çalıştıracak. Mesela bu konularda kendinizi veri analizde geliştirmek istiyorsunuz, becerilerinizi geliştirmek istiyorsunuz. Ondan sonrasında bunu kullanacaksınız. Yani önemli olan siz kendi ne yapmak istediğinizi bildikten sonra ona yön verecek dersleri alıp kendinizi geliştirmeniz. Dediğim gibi orada yani bazen şey gibi düşünüyor işte ne kadar çok major alırsam da major ya ana dal yaparsam ne kadar çok yan dal yaparsam çok iyidir işte iki tane yapayım bir de üstüne yan dal yapayım gibi hani böyle bazen öğrencilere şey oluyor. O çok da önemli değil dediğim gibi o sadece ilk iş aşamasında sonrasında asıl beklenen şey yapmak istediğinizi iyi yapmak olduğu için birazcık hani kendimi nerede geliştirmek istiyorum. Bunu da en etkili şekilde nasıl yaparım diye düşünüp onu Sabancı'nın ortamı çok daha esnek yani onu gerçekten sizin kendi kurabileceğiniz, yapabileceğiniz bir ortam var. Onun üzerine düşünüp, kafa yorup ben şahsen hani kendinize odak, yani şöyle diyeyim, farklı bilgileri edinip kendinize sorup ben ne yapmak istiyorum diye ona odaklanıp ona göre organize etmeniz sizin için en faydalı olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Şöyle bir soru var. Bölümü okurken nerede staj yapılabilir? Zorunlu staj durumu var mı? Var. Ne dersiniz? Zorunlu staj var. Bir şeyde sunumda göstermiştim ama bir daha paylaşmaya gerek yok herhalde. Yani nerede yapıyor bizim öğrencilerimiz? O tabii ilgi alanlarına bağlı. Daha çok bizim öğrencilerimiz, yani şöyle oluyor aslında, programlar sonradan seçildiği için zaten bizim öğrenciler genelde çok özel sektörde en azından program seçme aşamasında çalışmayı düşünmeyip farklı alternatifler düşünen öğrenciler oluyor. Dolayısıyla daha çok ilgilerini çeken alanlar işte uluslararası organizasyonlarda çalışmak, sivil toplum örgütlerinde çalışmak.
Dolayısıyla mesela Dışişleri Bakanlığı'nda ya da başka kamu kurumlarında çalışmak. Dolayısıyla onlar da staj yapmayı tercih ediyorlar. Ama mesela diyelim ki bu programı seçti. Bir yandan çok bu dersler ilgisini çekiyor ama diyor ki ben mezun olduktan sonra özel sektörde çalışacağım. O zaman stajını aslında orada da yapabiliyor. Dolayısıyla hani staj yaptıkları yerler çoğunlukla bu bahsettiğimiz işte uluslararası organizasyonlar, İşte sivil toplum örgütleri gibi yerler olsa da aslında orada çok çok da dar bir alan yok. Siz farklı yerleri seçebiliyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Çekirdek seçmeli ile alan seçmeli arasındaki fark nedir? Çekirdek seçmeli daha dar alanlar, yani bizim siyaset biliminin alt dallarıyla aslında paralel olan alanlar ve biz onlardan bazı şeyleri mutlaka bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada odaklanmanız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla mesela iç siyaset, karşılaştırma siyaset ve sosyoloji, yani toplumsal çalışmaları içeren bir çekirdek seçmeli grubu, bir tane de uluslararası ilişkilere odaklanan çekirdek seçmeli grubu var. Dolayısıyla orada en azından dört ders olarak iki alandan bir çok temel alanlarda bir bilgi sahibi olmanızı istiyoruz. Sonrasında tercihinize göre alan seçmelerini bulabiliyorsunuz. Ama derseniz ki ben şeye odaklanacağım, uluslararası ilişkilere odaklanacağım, o zaman çekirdek seçmeli grubundan alarak da alan seçmelerinizi doldurabiliyorsunuz. Yani serbest seçmenin içinde alan seçmeli de oluyor, çekirdek seçmeli de oluyor. Alan seçmenin içinde de çekirdek seçmeli oluyor. Dolayısıyla hani onlar birbirlerine, yani küçük grup büyük grubun içinde olduğu için onlardan da seçebilirsiniz. Eğer bir konuya odaklanmak istiyorum diyorsanız, ben mutlaka işte uluslararası organizasyonda çalışacağım, İşte Avrupa Birliği alanında çalışacağım, dolayısıyla oradaki bütün dersleri almak istiyorum ben derseniz, alan seçmelilerdeki o sunduğum liste yerine tamamıyla hepsini çekirdek seçmeli grubundan da alabilirsiniz. O tamamıyla sizin ne kadar uzmanlaşmak yerine farklı alanlarda geliştirmek istediğinize bağlı kendiniz. Peki, teşekkür ederim hocam. Şimdi birkaç soru çok paralellikte, onları birleştirmek istiyorum. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili soru var. Dışişleri Bakanlığı ne kadar alım yapıyor? Bu bölümü okuyanların ne kadar bir kısmı gidiyor? Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Birliği gibi yerlerde ulaşmak için, ileride hedef koymak için neler yapmam lazım? Neyi önerirsiniz? Bir soru daha vardı aynı paralellikte, ona bakıyorum. Yani yine lisansı ve doktorayı da uluslararası ilişkilerde yaparsam Dışişleri Bakanlığı istihdam edilmem mümkün müdür? Oranım artar mı gibi genel bir bilgi verebilirsek burada hocam. Şimdi açıkçası bilmiyorum her sene kaç kişi alıyorlar. Ama genelde bizden mesela öğrencilerin deneyimlerini biliyorum. Mesela geçen sene bir öğrencimiz, bizim lisans öğrencimiz, ekonomiyle double major yapan bir öğrencimiz Dışişleri Bakanlığı sınavına girdi ve orada çalışmaya başladı. Hatta bizim master programına başvurmuştu, kabul ettik ama Dışişleri Bakanlığı çalışmayı tercih etti. Dolayısıyla o şekilde devam etti kariyerine. İşte bizim mesela master programımızdan mezun olup çok başarılı çalışan Dışişleri Bakanlığı'nda mezunlarımız var. Dolayısıyla bazen mezunlar direkt sınava girip Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmayı tercih edebiliyorlar. Bazen hani birazcık daha eğitim geliştireyim, hani kendimi geliştireyim, ondan sonra sınava gireyim diye düşünenler de oluyor. Bazen tabii başka üniversiteden gelip bizde master yapıp sınava girip mesela dışişlerine girmiş olan öğrencilerimiz var. Hani bizde her sene bir kişi olmasa bile, yani böyle bir sürekli hani dışişlerine giren mezunlarımız var. Ama her sene kaç kişi alıyorlar açıkçası ben de bilmiyorum. Yani doktor çok gerekli gibi gözükmüyor ilk sınava girişte. Bazen hani Dışişleri Bakanlığı'na girdikten sonra devam edip hani birazcık daha bazı konulara odaklanmak istiyorum deyip aynı şekilde paralel devam edenler oluyor. Bazı ara verip hani yapanlar ve geri dönenler olabiliyor ama daha çok lisans ve master programından sonra aslında Dışişleri Bakanlığı'na giriyorlar sınava. Yani bizim öğrencimiz genelde sınavda başarılı oluyorlar. Çünkü hani sınavda beklenen şey yine bu analiz etme yeteneği, kendi ifade etme yeteneği, essay dediğimiz sorulardan. Hani zaten bütün eğitimleri boyunca öğrencilerimiz deneyim edindiği için hani o becerilerini sınavda da kullanmış oluyorlar aslında. Biraz hukuk konusunda kendilerini geliştirmeleri, yani böyle bazı temel alanlar var mesela, onları birazcık dışarıdan desteklemeleri gerekebiliyor ama genelde bu verdiğimiz hani bu analiz ve ifade etme yeteneğiyle zaten genelde başarılı oluyorlar. Doktorayla mı ilgili bir soru vardı acaba? Evet, yani uluslararası ilişkilerin yüksek lisansını, doktorasını yaptıktan sonra bu
bahsedilen Dışişleri Bakanlığı ya da NATO Birleşmiş Milletler'de çalışma şansınızı daha da mı arttırmış olur? Yani Birleşmiş Milletler ve NATO için şimdi iki opsiyon var aslında. Hani doktoradan sonra bunu yapanlar, onlar daha tabii bazı alanlarda kendilerini geliştirip özellikle o alanda aslında Birleşmiş Milletler'de ya da diğer hani uluslararası kurumda çalışan kişiler olabiliyor. Mesela düşüneyim benim doktora programımdan bir iki kişi öyle. Mesela IMF'ye giren bir arkadaşımız vardı. İşte bir tane, hatta iki tane aslında IMF'ye giren arkadaşımız vardı. Bir tane Birleşmiş Milletler'de böyle proje bazlı mesela çalışan bir arkadaşımız vardı. Hani onlar daha kendi alanlarındaki konularda, uzmanlık alanlarında sonra çalışmaya başlıyorlar. Ama hani kariyer olarak baştan hani bu kurumlara girmek de mümkün ve hani daha geniş bir yerden başlayıp hani kurumun içinde farklı alanlara yönelenler de oluyor. Onlar için ne yapmayı öneririz? Staj. Yani staj tabii ki her zaman imkan oluyor bazen. Türkiye vatandaşlarına yönelik sadece stajlar oluyor. Bazen genel açık başvurular oluyor. Yani ya o şekilde ya sadece Türkiye vatandaşlarına yönelik Türkiye'de olan mesela ofisleri oluyor. Türkiye'de sadece hani fiziksel olarak olması gerekebiliyor pandemi öncesinde en azından hani öyle bir durum vardı. Hani onlar da staj yapıp o şekilde kurumlara girip sonrasında ilerleyebilir. Yani o biraz farklı iki yolda var açıkçası. Peki Özgür Hocam, zamanımızı doldurup bir soru var. Güzel bir soru. Sizin görüşünüzü çok merak ediyorum ben de. Sizce siyaset bilimi gün geçtikçe geride kalan bir alan mı olur yoksa tam tersi bir şekilde mi yol alır? İlginç bir soru. Bazen biz de tartışıyoruz bunu. Yani şimdi mesela pandemiyi düşünelim. Pandemide ne gördük? Aslında toplumla ilgili çok fazla soruyu nasıl çözeceğimizi bilmiyoruz. Dolayısıyla yani pandemide nedir? Mesela işte sağlıkla ilgili yani medikal aslında çözümler bulunsa bile onların uygulanması toplumla ilgili. Yani mesela aşı bulmuyor ama aşıyı yaptırmak istemeyen bir grup vatandaş olabiliyor. Ya da işte hangi politikaların daha etkili olacağı ile ilgili mutlaka bir anlaşmazlık oluyor. Yani bilim diyelim ki bilimsel olarak aynı alanda çalışan, medikal alanda çalışan kişiler, tıp alanında çalışan kişilerin arasında bile farklılıklar oluyor. O da bir toplumda da kendi yerini buluyor. Dolayısıyla toplumda mutlaka farklı gruplar, farklı düşünen kişiler oluyor. Dolayısıyla onların bir şekilde toplumsal politikalar geliştirebilip bir arada yaşayabilmeleri için de bu siyasetle ilgilenmeleri gerekiyor. Dolayısıyla biz hangi sorunla karşı karşıya olursak olalım, siyaset ve güç dengeleri her zaman var. Dolayısıyla toplumun içinde olan ve hep olacak olarak düşündüğüm bir soru olduğu için bunu hep anlamamız gerekecek. Hatta belki daha çok önemli olacak bunu nasıl anlayıp nasıl çözümler geliştirmemiz gerektiğini anlamak açısından. Ama tabii şimdi hani bu ihtiyaç var. İhtiyacı karşılamak için de bazı kaynakların ayrılması lazım. Kaynakların ayrılması için de işte devlet politikaları olabilir, özel sektör olabilir. Hani bu kaynak aktarımı yıllar içerisinde olacak mı, olmayacak mı? Hani bu birazcık bizim bilmediğimiz şeyler. Mesela bazen bir şey oluyor, tercih oluyor. Devletler daha çok işte fen bilimlerine kaynak aktarmayı tercih edebiliyorlar. Bazen sonra önemi anlaşılıyor sosyal bilimlerin. Sosyal bilimleri de biz bunu geride bıraktık. Hani biz daha çok mesela Avrupa Birliği'nde de bunu görüyoruz. Hani Amerika'da gördüğümüz şeyler. Dolayısıyla hani bu çalışılan alanlar, üniversiteler ne kadar çalışıldığı, akademinin genel zaten nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Pandeminin tabii çok etkisi oldu. Hani bazı belirsizlikler de var. Bu kaynak aktarımı gibi konular ileride önemli olacağı için tabii çok birebir bilemiyorum ama bence sorun hep kalacağı için ya da bu sorular hep kalacağı için yani toplumlar farklılıklar aralarında nasıl çözer, farklı görüşlerin oldukları yerde nasıl anlaşırlar, nasıl bir arada yaşayabilirler gibi sorular ve sorunlar hep olacağı için onları anlama ihtiyacımız da hep olacak. Aslında ekonomi ve siyaset de birbirinden çok farklı alanlar değil. Yani ekonomik sorunlar olduğu sürece yani ekonomik politikalarda bile görüyoruz ki çok farklı görüşler var. Onların farklı görüşler olmasını etkileyen siyasi dinamikler var. Dolayısıyla bu sorular hep olacak aslında. Ve bence özel yani önemini de hep koruyacak. Ama dediğim gibi yani mesela işte bir yılda 100 kişi mi seçer siyaset bilimi alanını işte ve aday öğrencilerimizden 20 kişi mi seçer? O bazen popülerlikle değişebiliyor. Onları farklı şeyler etkiliyor. Ama siyaset bilimi alanı olarak o her zaman önemini koruyacaktır diye düşünüyorum.
Özgürcan, çok teşekkür ediyorum. Hem sunumunuz için hem de sorulara verdiğiniz çok net cevaplar için. Son bir sözünüz olur mu öğrencilerimiz o zaman? Çok teşekkürler. Çok güzel sorular geldi. Ben de çok sevdim. Keşke böyle yüz yüze olsa da görebilsek. Evet. Çok başarılar dilerim. Eminim çok güzel seçimler yapıp çok güzel deneyimler yaşayacaksınız. Başarılar ve mutluluklar tabii, o da önemli. Çok teşekkür ederiz Özgür Hocam. Teşekkürler, görüşmek hoşçakalın. Dileğiyle, sağlıklı günler dilerim. Özgür Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yönelttik Özgür Hocam'a. Bazı soruları bilerek sakladım. Birazdan mezunumuzla konuşacağız ama onlara da cevap vermek isterim. Bir arkadaşımız demiş ki, Sabancı Üniversitesi'ne baktığımda program görüyorum. Herhangi bir üniversite puan sitesinde uluslararası ilişkiler bölümünü göremiyorum. Bunu açıklar mısınız? Yönetimleri programına bağlı bir bölüm mü? Burada okumak için yönetimleri programlarını mı kazanmak gerekiyor? Az önce bir anlattım ama tekrar üzerinden geçeyim. Üç ayrı fakültemiz var. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi. Şu bugün konuştuğumuz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programı da Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi içerisindeki bir program. Ama üniversitenin bölümleri üzerinden değil puanlaması, fakülteler üzerinden oluşuyor. Dolayısıyla fakültelerin altındaki tam yarım ve bursuz şeklindeki puanlarına bakarak tercih yapabilirsiniz. Ama nereden girdiğinizin bir önemi yok. Birinci ya da ikinci sınıfın sonunda istediğiniz bölümü kendiniz seçebiliyorsunuz. Burada fakülte sizi bağlamıyor. Yani mühendislikten girip ekonomi seçebildiğiniz gibi, mühendislikten girip siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler seçebildiğiniz gibi, yönetim bilimlerinden girip, sanat ve sosyal bilimlerinden girip, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, mekatronik mühendisliği seçebiliyorsunuz. ÇAP konusunda bilgi sahibi değilim. Bu bölümü okumayı tercih edersek hangi alanlar ÇAP yapabiliyoruz? Felsefeyle de ilgileniyorum. İkisi bir arada götürülebilir mi gibi bir soru gelmiş. Burada bir açıklama yapalım. Sabancı Üniversitesi'nin 11 programı var. Gün aşırı bunların şimdi webinarlarını yapıyoruz zaten. Siyaset bilimi de onlardan biri. Bu 11 programın her biri çift ana dalla birbirine açık. 6 mühendislik, 4 sanat sosyal, bir de yönetimleri programının 11'i birbirine çift ana dalla açık, birbiriyle çift ana dal yapılabilir. Felsefe bir yan dal. 12 tane de yan dal var. Buradan da yan dal seçilebilir. Yani ana programlarımız arasında çift ana dal yapılıyor. Yan dallarımız ayrı bir başlık. Fizik, kimya, matematik, sanat kuramı ve eleştirisi, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, uyuşmazlık analizi ve çözümü, felsefe, sanat kuramı ve eleştirisi, finans, girişimcilik ve iş analitiği diye temel alanların dışında, Sabancı Üniversitesi ana programların, ana bölümlerin dışında 12 tane yan dalımız var. Buradan da yan dal seçimi de yapabiliyorsunuz. Yani ana dal, çift ana dal seçimleri de yapılabiliyor. Yan dal seçimleri de yapılabiliyor. Okul veya hocalar staj yapılırken yer konusunda yardım sağlıyor mu? Ve mezun olduğunda Sabancı şirketinde bir öncelik tanımı gibi bir şey var mı? Okul ve hocalardan ziyade böyle bir ofisimiz var. Kariyer ve staj ofisi diye. Size hem yol gösteren hem staj alternatifleri bulan ya da sizden gelen stajın sürecini yöneten, yurt içinde yurt dışında, sadece bununla değil, bir oryantasyon dediğimiz, iş hayatına adım attığımız dediğimiz, ilk adım dediğimiz, birinci ya da ikinci sınıfta aldığımız bir staj da var, zorunlu olmayan. Bunu da organize ediyor. Birçok koldan bu konuda yardımcı oluyor. Tabii bu konuda Sabancı şirketlerinden de diğer şirketler olduğu kadar dan biraz daha fazla yardım alıyoruz. Staj alternatifi alıyoruz. Onun dışındaki sorulara bakıyorum. Evet, bu soruları da bence mezunumuzla konuşabiliriz. Sabancı'nın Erasmus programı var. Sadece Erasmus programı değil. Aslında dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle anlaşması var. 53 farklı ülke, 280 farklı üniversiteyle anlaşmamız olduğunda belirtelim. Biraz da soruları mezunumuza da sakladım, Begüm'e. Begüm, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Begüm, Özgür Hocam'ı dinledin. Güzel de sorular geldi. Bölümün ayrıntılarını konuştuk. Seninle konuşacak olmamız da önemli çünkü lisansından ziyade yüksek lisans seviyesiyle ilgili de çok sorular gelmiş. Hedefler büyük öğrencilerimizde. Benim sana birkaç sorum var. Ondan sonra direkt sorulara geçmek istiyorum. Sabancı Üniversitesi'nin seçim sürecini, o yılları bir anlatabilir misin? Nasıl seçtin? Sonra bu bölüme nasıl karar verdin? İçeride bir önce onu dinleyelim senden. Şöyle, önce bölümü nasıl seçtiğimle başlayayım. Ben aslında lisede
okurken bir bölüm ya da meslek seçememiştim. Çünkü hep böyle aklımda şey vardı. Hani hayatım boyunca şunu yapacağım demek beni çok korkutuyordu. O yüzden de Sabancı'nın bölümsüz olması benim ilgimi çeken en önemli noktaydı. Çünkü hemen bir bölüme karar veremiyordum. Nitekim okula başladıktan sonra da hemen karar vermedim. Yine bir hazırlık süreci oldu, birinci sınıf süreci oldu. O yüzden beni çok rahatlattı açıkçası. Hem psikolojik olarak hem de ileriki geleceğimle alakalı planlarım olarak. Aslında bu yüzden Sabancı'yı seçtim. Ardından tabii göz önünde bulundurduğum noktalar işte sıralaması, yani iyi bir tanınır bir üniversite olması, hem yurt içinde hem yurt dışında. Kampüsü bence çok keyifli. Özellikle İstanbul'da yaşayan biri için kampüs çok önemli bence. Tanınırlığı dediğim gibi benim için önemli noktalardandır. Programa nasıl karar verdim? Yani bölümü nasıl seçtim? Bölümde de bizim zamanımızda hala var diye biliyorum. Bölüm tanıtım günleri düzenleniyordu. Orada öğretim üyeleri geliyordu, mezunlar geliyordu. Bölümü okuyan insanlarla da tabii hani sosyal çevremde de dinleyebiliyordum. O yüzden onlardan hani neyle karşılaşacağımı, işte mezun olduktan sonra nerelerde çalışabileceğimi hep dinledim aslında. O şekilde karar verdim ve bundan öncesinde de aslında bütün bölümleri dinledim ben. Sanat Sosyal Bilimleri Fakültesi. Sesindeki o kadar kararsızdım neredeyse. Sonrasında da okumayı ve işte araştırmayı sevdiğim için bu bölümü tercih ettim. Yani biraz kişisel meraktan diyebiliriz. Gayet güzel. Peki Begüm, şeyi sorayım sana. Akademiyi konuştuk, daha da konuşacağız. Biraz değinelim. Sen Sabancı Üniversitesi'nde akademi dışında neler yaptın? Şöyle, akademi dışında çok şey yaptım. Kulüplerde çok aktiftim. Genellikle işte böyle hani dalış kulübü vardı. Orada hani etkinliklerine katılıyordum ağırlıklı olarak. Onun dışında üye olduğum kulüpler vardı. İşte tiyatro, seramik, yani aklıma ilk gelenler. Bunun dışında var olanlar içerisinde eksik gördük aslında bir grup arkadaş olarak. Bir de üzerine Su Doğa Doğal Yaşamı Koruma Kulübü kurduk. Eş başkanlıkla devam ettik. Orada da aslında çok aktiftik ve hani okulda çok yardımcı oldu. Orada da işte seminerler, bilinçlendirme, etkinlikler düzenlemiştik. Kulüpler dışında CIP projelerine dahil oldum. Zaten bir tane CIP projesi bizde zorunlu. Birinci sınıfta yapıyoruz ya da hazırlık ikinci döneminde. Çocuk projesindeydim zorunlu da. Ondan sonrasında gönüllü olarak da devam ettim. Orada da hayvan projesindeydim. İşaret dili öğrenme, işitme engelli çocuklar, hani hepsinde aslında yer almaya çalıştım. Akademinin yanında bolca vakit ayırdım. Stajlarım oldu. Hem zorunlu hem gönüllü stajlara gittim. Erasmus'a gittim. Erasmus'la ilgili sanırım hatta bir soru var. Onu da detaylı konuşabiliriz. Bir de projelerde yer aldım. Hani birinci sınıfta yine zorunlu bir proje vardı. Ama onun da dışında okurken yine akademisyenlerin aslında desteklediği, hani bizi gruplayıp hadi bir de bu projeyi yapalım hep birlikte dediğimiz, aslında onlardan da çok destek gördüğüm proje oldu. Onu gerçekleştirdim. Genel olarak böyle akademi dışında da dolu dolu geçen yıllar oldu benim için. CIP nedir diye sormuşlar. CIP toplumsal duyarlılık projeleri. Her bir tane öğrencimiz bir proje yapmak zorunda. Aslında içeriklerden biraz bir gün bahsetti, hayvanlarla, daha dezavantajlı gruplarla, mahkumlarla, çocuklarla, engellilerle yapılabilecek projeler var. Sonrasında da gönüllü olarak supervisor, yöneticisi olarak yıl içerisinde, eğitim hayatı içerisinde devam edebiliyorsunuz. Peki Begüm, teşekkür ederim. O zaman sonra lisanstan sonra yüksek lisansını galiba Sabancı'da yaptın. O süreci bir dinleyelim, ne yaptın ve şimdi iş hayatında, kurumsal hayatta neler yapıyorsun, onu da senden dinleyip sorulara geçelim. Olur, olur. Şöyle, ben 2014'te başladım Sabancı'ya, bir sene hazırlık üzerine bölüm. 2019'da da mezun oldum. Ondan sonrasında aslında böyle hani hep özel sektörde çalışmayı düşünüyordum. Ama bir şeyler içime sinmedi ve akademide de fena bir öğrenci değildim. Hocalarımın da desteğiyle aslında yüksek lisansa başlamaya karar verdim. Hemen başladım 2019'da. Uyuşmazlık analizi ve çözümü yüksek lisansına başladım. 2021'de de tezimi tamamlayıp mezun oldum. 2021'de de hatta Ağustos'ta teslim ettim tezimi. Eylül'de de
PwC'de insan yönetimi ve organizasyon danışmanlığında danışman olarak çalışmaya başladım. Şu an 5. ayım. Daha böyle yeni yeni hazırım. İş hayatındayım. Peki Begüm, teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Sorulara geçiyorum. Güzel sorular var. Aslında Özgür Hocam bunun altyapısını vermişti. Alt dal alan seçimleri bahsetti. Bu lisans programı içinde 3. 4. sınıfta mı oluyor diye sorulmuş. Evet galiba bunun cevabı. Mezun olduktan sonra başka bir süreç var. Öncesinde bu soruya da böyle cevap vermiş olalım. Peki, yani biraz da cevap senin bir örneğisin bu cevabın ama sen belki o iş arama sürecinde sana gelen teklifler noktasında bunu şekillendirebilirsin. Siyaset okuyup özel sektörde nasıl işler bulabiliriz? Aslında şöyle, iki tarafta da bir sürü örneği var. Yani ister kamu kuruluşlarına, dışişlere ya da işte UN gibi, Birleşmiş Milletler gibi hani yurt dışı olanakları var. İster özel sektör var. Özel sektörde neredeyse yani bütün hani işte satış, pazarlama, insan kaynakları hani bunlar sadece aklıma gelen departmanlar. Bunların hepsinde aslında bu bölümün mezunları yer alıyor. O yüzden hani çok bence sınırsız bir alan var. Ben özel sektörü hep istiyordum. O yüzden öyle gittim. Stajlarım aslında bana yardımcı oldu. Stajlarımda da hep özel sektördeydim. Bu şekilde özel sektöre yöneldim. Yani şey nasıl diyeyim? Sabancı mezunu olunca aslında çok zor olmuyor bence özel sektöre girmek, dış işlerine de girmek aynı şekilde. Böyle bir süreç. Danışmanlık tarafı var. Danışmanlık tarafı var. Her şeyi biraz ayrıntıları sormuş. Ne gibi alanda çalışabiliyoruz? Vallahi bence spesifik bir alan yok yani. Birden fazla bu seçenek geniş, var ama bence çok geniş. Yani benim etrafta gördüğüm de aynı şekilde. Yani sektörlerde gördüğüm insanlar da hani üniversitede okunulan bölümlere baktığımda bence çok geniş bu bölümün mezunları için seçenek bol. Peki, uluslararası ilişkiler bölümünün yurt dışında veya yurt içinde master yapmanın avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilir misiniz diye sormuş öğrencimiz. Sen Türkiye'de yaptın mesela yüksek lisansını. Yurt dışı düşünmüş müydün, ne düşündün, nasıl değerlendirdin? Yurt dışı düşünmemiştim. Şöyle, yurt dışı ile buranın arasında hani şöyle bir fark var bence. Sadece maddi olarak hani karşılayabilmek. Onun dışında buranın standartları, özellikle bu üniversitenin standartlarını yurt dışı ile karşılaştırdığımda gerçekten bazı okulların üstünde, bazı okullarla da minimumda aynı. O yüzden eğitim olarak bence bir farkı yok. Sadece belki hani ekonomik olarak yurt dışına şu anda gidip yaşayabilmek birazcık daha zorlar ama ben hiç değerlendirmedim. Ben hani hem okulu seviyordum hem hocalarımı çok yurt dışında da başarıları olduğu için zaten beğeniyordum. Bence bir farkı yoktu. Ben o yüzden bu yolu seçtim. Peki. Bunu düşündüğümü bilmiyorum ama sormak istiyorum. Akademisyen olmak istersek bunun için seçilecek az sayıda kişiden biri mi olmamız gerekiyor? Yoksa yeterli fırsatımız var mı bunun için? O aşamaların nasıl işlediğini merak ediyor. Biraz canlandırabilir misin süreci bize? Tabii şöyle, akademisyen olmak genellikle bu bölümün öğrencileri için hep böyle kafasında olan bir şey oluyor. Çünkü biraz daha idealle geliyorlar. Bence akademisyen olmak bu bölümde çok 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 güzel bir şey. Tek zorluğu aslında yıkılmadan devam edebilmek. Master'ın üzerine zaten doktora geliyor. Sadece zor yani onun dışında inatla yapılabilecek bir şey bence. Yani orada elemeden ziyade kişisel dayanıklılık önemli. Evet. Hırslı olmak, yeterince sevmek ve çok çalışmak. Evet. Çok doğru. Sabırlı olmak, çok çalışmak, direnmek gibi aslında birazcık daha bence. Güzel. Beceriler gerekiyor. Peki. Yine yüksek lisans yaptığın için bu soru cevabın daha doğru olacaktır örnekleriyle. Hukuk mezunları bu alanda yüksek lisans yapıyor mu, yapabilir mi, yapar tabii ki de. Yapıyor mu? Sen örnekleri nasıl gördün? Hukuk mezunu ben denk gelmedim ama yapabilir. Hani şey, diğer aslında yüksek lisanslarla düşünüyorum. Mesela işte psikoloji yüksek lisansında başka lisanslı, lisanstan mezun olan ama gelenler, kabul edilenler vardı. Bir bölüm kısıtlaması yok. Mesela benim bölümümde hani siyaset okuyan vardı, uluslararası ilişkiye okuyan vardı, ikisi birlikte okuyan vardı. Tarih okuyan vardı. Hani o şey aslında
yapabilitenize bakılıyor bence daima. O yüzden hukuk okuyan da evet yine bu yüksek lisanslarından birini yapabilir bence. Begüm, çift anadal yapmamıştın ama birçok arkadaşın yaptı. Sen yüksek lisansını okudun. Aynı zamanda Begüm lisans döneminde de tanıtım ekibinde olduğu için aslında bu örnekleri iyi bilir. Çift anadal yapmak zor mu? En azından senin bölümü özelinde yoğunluk açısından. Şöyle, bizim bölümde evet yapan çok da vardı. Zaten hani disiplinler arası sistem diyoruz ya, hani işte böyle mesela kendimden bile örnek verirsem, ben çift anadal hiç düşünmedim ama mesela kendi derslerimi alırken aslında bir sürü ekonomi dersi almaya başladığımı fark ettim ve hani sıra arkadaşlarım diyeceğim, hani hep sınıfımdaki arkadaşlar aslında çift anadal, hani ekonomiyle bizim bölümü çift anadal yapan insanlardı. Yani birden fazla ders, daha doğrusu disiplinler arası ders alabildiğimiz için aslında bir yandan biz serbest seçmelilerimizle ya da işte alan seçmelilerimizle o bölümleri yavaş yavaş aslında derslerini alıp okumaya başlıyoruz. Tabii çift anadal, hatta üniversite artı bir de koyduğu için, yani bir yıl daha uzattığınız bir şey olduğu için çift anadal görece zorlu. O yüzden mesela yan dalı daha fazla tercih eden var. Ama imkansız değil. Sadece orada da çok fazla çalışmak gerekiyor. Ama Sabancı'nın bence ders programı bu açıdan oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü dediğim gibi hani bu bölümü okurken de aslında işte ekonomi olsun, yönetim bilimleri olsun, diğerlerinden zaten giriş derslerini, en azından giriş seviyesindeki derslerini almış oluyorsunuz. Onun üzerine 4-5 ders koyuyorsunuz belki. Bu şekilde zaten ikinci diplomayı ya da yan dal sertifikasını alır hale geliyorsunuz. Peki, teşekkür ederim. Şöyle bir soru var. Hangi bölümden girdin? Sana sosyalden mi girmiştin Begüm? Yok, ben yönetim bilimlerinden yönetim bölümden. Girmiştim Tamam. aslında. Az önce anlattığımız gibi nereden girdin bir önemi yok. Dediğiniz programı Evet. seçebilirsin. Erasmus Hollanda'ya Schengen gitmiştin. gelmedi. Doğru mu hatırlıyorum, Hollanda? Evet. Biraz o süreci Hollanda'ya dinleyelim gittim. mi senden, merak eder arkadaşlar. Olur. Biz genellikle üçüncü sınıfta gidiyoruz. Birinci dönem ya da ikinci dönem. Ben ikinci dönemde gitmiştim. Benim için aslında şöyle oldu. Orada da bir hani seçim gibi bir şey oluyor. Yani öğrenci ben buraya gitmek istiyorum şeklinde 5 tane tercih yapıyor. Ben de hocalarıma sorarak, aslında akademisyenlerin yine hani hocam neresi iyidir şeklindeki değerlendirmelerine güvenerek seçmiştim. Hollanda'ya gittim, Maastricht Üniversitesi'ne. 4,5 ay orada kaldım ve bence çok güzel bir deneyim. Ben hani bunu aslında lisede okuyanla ne zaman denk gelsem ya da gençlere ne zaman denk gelsem söylüyorum. Bence çok güzel bir deneyim. Hem akademik olarak kendinizi görüyorsunuz, işte dil olabilir, ders becerileri olabilir. O anlamda kendinizi geliştiriyorsunuz. Hem de yaşama becerilerini de bence, yani 4,5 ay tek başına bilmediğim bir ülkede yaşamak da bence bir sürü beceriyi, bir sürü kası geliştiriyor diyebilirim. O anlamda tavsiye ediyorum. Ve Sabancı'da gitmek de zaten kolay. Benim hiç gitmeyen arkadaşım olmadı. Yani başvurup gitmeyen, isteyip gidemeyen olmadı. Bu şekilde bence güzel bir süreç olur. Herkese tavsiye ediyorum. İlginç iki tane soru var. Onlarla devam edelim. Sizce siyaset biliminin kötü bir yanı var mı? Şunu bilsem okumazdım veya çok zor dediğiniz bir noktası var mı? En sondan başlayayım. Şu zor dediğim noktası, ben hafızası kötü bir insan olduğum için tarih dersleri bana zor gelmişti. Bir de ekonomi dersleri. Şunu bilsem okumazdım dediğim bir şey olmadı benim. Çünkü ben çok fazla düşündüm üzerine. Hani bölüme girerken de yine özel sektörde çalışacağımı bilerek girdim zaten. O yüzden hani şunu bilsem yapmazdım diye bir düşüncem olmadı. Bence çok hani araştırarak karar verilmesi gereken bir şey. Ama dediğim gibi yine Sabancı'da bence çok çok da böyle hani problem bir şey değil. Hani geçişleri de çok kolay, çünkü yani diyelim işte Sabancı'ya girdim, işte bu bölümü seçtim. İkinci sınıfta vazgeçebilirim. İkinci sınıfta, ikinci döneminde ya da üçüncü sınıfta vazgeçebilirim. Hani bölüm değiştiren arkadaşlarım mühendislikten yönetim bilimlerine geçen arkadaşlarım oluyordu mesela benim. Hani oldukça kolay aslında burada. Hani o da belki önemli. Hani karar verirken başta belki hani emin karar verip sonra vazgeçmek de tabii ki sürece dahil, okey bir şey, problem yok. Sabancı bunu yardımcı oluyor öğrenciye diyebilirim. Peki Begüm, son sorumu soruyorum. Dinleyicilerimiz eğer sorunuz varsa bu esnada yazabilirsiniz. Güzel de bir soru, farklı bir soru. Zaten farklı bir soru olduğunu başta belirtmiş arkadaşımız. Demiş ki,
Siyaset bilimi eğitim sürecinde tanıştığınız insanlar gelecekte büyük oranda size yardımcı olacağı söylenir. Bildiğim kadarıyla bu süreç oluşturan arkadaşlar ve tanışan insanlar hayatta büyük olanaklara yol açıyor. Aslında network'ün tarifini çok daha değişik yapmış arkadaşımız, açarak yapmış, güzel. Bu bilgi ne kadar doğrudur? Çok güzel. Öncelikle daha o yaşta değilim. İnşallah böyle bir 30 yaşlarıma geldiğimde bence o arkadaşlarımın nerede olacağını ben de merak ediyorum. Kendim de aynı şekilde nerede olacağımı merak ediyorum. O bir detay ama bölüm arkadaşlarımı düşündüğümde gerçekten biz çok çeşitli yerlere dağıldık. Yani mesela Özgür Hocam bahsettiği arkadaşımızı da biliyorum, hani diş işlerinde başlayan. Benim bölümümde olan diğer insanlar da hani çok farklı yerlerdeler şimdi düşündüğümde. Hani yine benim gibi özel sektöre giden var. Departman olarak çok alakasız, hani insanların çok alakasız diye değerlendirebileceği bölümlerde olan insanlar var. Bence önemli. Bence de bu bölümü okuyanlar, hani nasıl diyeyim, bence bir bilinçle çıkıyoruz biz bu bölümden. Çok böyle hani iyi analiz gücü, dünyadan çok 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 haberdar çıkıyoruz. Zaten benim de bölümü seçerken en çok hani kişisel merak dedim ya, oradan çıktı. Yani hani dünyada neler oluyor, nerede ne bitiyor, hani bunları bilme merakından dolayı ben bu bölümü okudum. O yüzden bence de bu bölümü okuyanlar çok ilginç yerlere geliyor. İyi bir network oluyor. Doğru. Peki bir soru daha gelmiş o esnada. Sana özel bir soru gelmiş. Yaptığın iş danışmanlıkla ilgili bir iş gününde neler yapar Begüm? Nasıl geçiyor? Çalışma saatleri nasıl? Online mi, fiziksel mi? Biraz bizim kafamıza canlandırabilir misin onu? Tabii. Bu şey söz çok dönüyor bu ara. Hani bu yüzyılın işini anlatabilmek zordur. Özellikle anne babana bu yaptığın işi anlatabiliyorsan, hani bu iş bu kadar süre sonra tükenir, geleceğe yönelik değildir derler. Bu iş tam tersi. Gerçekten anne babama anlatmak da zor. Ne yapıyor bir danışman bir günde? Ağırlıklı olarak tamamen proje bazlı çalışıyoruz. Aynı anda mesela benim 2 ya da 3 projem oluyor. Şöyle diyeyim, mesela işte Türkiye genelinde anketler oluyor mesela. Burada aslında yüksek lisansımın da bana çok katkısı oldu. Ben anket analizi dersi almıştım ve o becerilerimi mesela burada kullanıyorum. Mesela işte Türkiye işte CEO araştırmasının analizini yapabiliyorum bu sayede. Yani mesela böyle skill'lerimi de kullanabiliyorum, becerilerimi de kullanabiliyorum. Bir anket analizi olabilir, organizasyon şeması olabilir. Yani günde uyandığımda aslında genellikle biz hibrit çalışıyoruz, haftada 2 gidiyorum. Bilgisayar karşısında geçiyor ağırlıklı olarak ama hani müşteriyle olan ilişkiler, takımımla, ekibimle olan ilişkilerim oldukça yüksek. Hani hep böyle insanlarla konuşarak geçiyor aslında bir danışmanın hayatı. Öyle özetleyeyim. Peki Begüm, çok teşekkür ediyorum. Bir sorum mu var? Evet. Güzel. Yüksek lisans yaparken para kazanabilir miyiz? Ya da çalışacak zamanımız olur mu? Doktora yaparken öğretim görevlisi olarak çalışılabiliyor diye biliyorum. Yüksek lisanstaki bu olanak ne seviyede? Şöyle, yüksek lisansa kabul edilirken aslında bir şeyle kabul ediliyorsunuz. Yani biz seni bu bölüme kabul ettik. 3 tane seçenekleri var zaten okulun sana verebileceği. Biri sadece okul paranı ödemiyorsun. Diğeri okul paranı ödemiyorsun artı bir yurt alıyorsun. Yani okulda kalma imkanı. Yurtta kalmak istemezsen onun parasını alıyorsun. Üçüncü seçenekte bunlar, yani hem okulu ödeme hem yurtta kal hem de bir maaş diyeceğim. Ama hani şey, asgari ücreti sanırım bulmuyordu. O civarda bir maaş aslında alıyorsun. Hani bu 3 seçenekten birini bilerek zaten yüksek lisansa başlıyorsun. Doktorada da farkı aslında maaş yükseliyor ve title yükseliyor gibi oluyor. Yani aslında para kazanmak mümkün ama garantili değil. Kabul ederken de bunu biliyor olarak gidiyorsunuz zaten. Bu yüksek lisansa alacağın ücret karşılığında bir asistanlık hizmeti mi veriyorsun? Evet, ama asistanlık ücreti, asistanlık hizmeti aslında kesin. Bunu bütün yüksek lisans öğrencileri, doktora öğrencileri Anladım. Kesin yapıyor. O maaştan bağımsız olarak asistanlık diyebilirim, teaching assisting olarak geçiyor. Birinci sınıf derslerinde genellikle asistan olarak görev yapıyorsunuz. O cepte bir iş. Tamam, o zaten içerisinde diğer söylediğim 3 aşama daha farklı seyrediyor. Anladım.
Peki çok teşekkür ediyorum sana Begüm. Ayrıntılı konuştuk. Teşekkür ediyorum. Son bir sözün olur mu dinleyicilerimize? Olur. Öncelikle herkese kolaylıklar diliyorum. Çünkü pandemide bir kısmında ben de hani pandeminin başından aslında bu yaza kadar ben de öğrenci olarak getirdim. Çok zor bence online eğitim. Eğer hala online'sa tabii sanırım hibrit gidenler de oluyor. O anlamda herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım herkesin mutlu olacağı tercihler yaparlar. Başka ne diyebilirim? Begüm teşekkür ediyorum. Ben de dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın 5. webinarıydı bu. Bu haftayı bugünkü webinarımıza kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Pazartesi günü Endüstri Mühendisliğini konuşacağız hocamız ve mezunumuzla. Bir hatırlatma yapalım. Hem aday öğrenciler sayfamıza Sabancı Üniversitesi'nin hem de Instagram'da da story bölümünde bulunuyor. Tüm etkinliklerimizin linklerine, içeriklerine ulaşabileceğiniz bir nokta var. Ama ayrıca yine her gün rehber öğretmenlerimiz size benim attığım linkleri ileteceklerdir. Oradan da dilediğiniz webinara şimdiden kayıt da yapabilir, webinar saatinde de katılabilirsiniz. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Birçok öğrencimiz tatilde zaten. İyi tatiller diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere.